Hayır hayır şimdi tamam Hakan'a tamam sizce kimin tarafında Poyraz'ın mı Hakan'ın mı? Yaman'ın nerede olduğu belli değil bence Poyraz'ın Yamac'ında. Yaman. Bence de evet. Aynı. Niye Poyraz'ı yazdı o zaman? İşte bu da hayır. orada, kendi orada bir stratejiydi. Ne strateji daha dün geldi Survivor oldu. Nerede yani bu ya kadar strateji. Şimdi oyun'a dönelim oyun'a dönelim şimdi tabii ki burada bugünkü yarışmacıların tartıştığı bir durum var mavi takımda bugün e, farklı yarışmacılar ön plana çıktı özellikle Furkan ve Yunus Emre. Kendilerini tebrik ediyoruz. <laughs> Tam olarak beraberliği sağladıkları pozisyonda yani durum 6-6 iken en iyiler çıkıyor. Bu en iyiler çıkmasından önce mavi takım arasında bençte bir sohbet var. Yönetmenimiz Cener Senan'dan rica ederim onu bir hatırlayabilir miyiz? Evet bu konuşmanın üzerine oyuna Furkan ve Ogeday çıkıyorlar. Sevgili İhsan'dan başlayalım İhsan. Seçmeler senin uzmanlık alanın. Vallahi seçmeler benim uzmanlık alanım ama ben buradaki konuşmanın üstüne olan seçmeleri anlamadım. Yani burada mesela o kadar takım kaptanı hı hı. bir yetkisi var ama takıma diyor ki siz karar verin. Takım o sıra Yunus Emre'yi konuşuyor. Bence Furkan doğru isim bu arada. Furkan bir de turabi yenerek oraya geldiği için yani Furkan'ın kesin olması lazım. Bence orada konu Yunus Emre, Yunus Emre çıkacak mi, mı veya o kadar o kadar mı çıkacak? O konuşma şekli de yani ben de Yunus Emre'den yanayım. E Yunus Emre olsun o zaman Yunus Emre. Bir izliyoruz mücadeleyi Yunus Emre'nin yeğesi yok ortada. Hatta mücadele bayrağı kalıyor yine Yunus Emre'den kimse bahsetmiyor. Yani Yunus Emre'ye ne oluyor orada? Bir anda böyle üstü çiziliyor. İşte aslında biraz önceki konuyla da paralel. Yani bu arkadaşlar bazı arkadaşların böyle çok yükselmesini, ön planda olmasını veya bir başkasının bazılarının değil bir başkasının böyle çok önde olmasını falan istemiyorlar. İstemeyen arkadaşlar da belli belki burada OGD'nin de hatası var belki takım arkadaşlarının Bilmiyorum bu konuşmanın akabinde ne yaşanıyor ne söyleniyor bilmiyorum ama Ben Şu an mavi takımın yerinde olsaydım Kesinlikle Yunus Emre'yle e, Furkan çıkmasını isterdim talep ederdim Ve onlara bırakırdım Bir de onlar yapsın bir şeyler ya Yani zaten dün siz iki tane yarış kazanmışsınız Bugüne topun ağzına gelmişsiniz e, Bu arkadaşların da şeyi var Artık Niye bu kadar mu arkadaşlara orada, vermiyorsunuz bu şansı? Güzel. sen haklısın da şimdi sen oradaki havayı biliyorsun. Sen de yaşadın gittin. Şimdi ödül çok şey ya. Yani e, nasıl sana söyleyeyim? Önemli yani. Şimdi önemli olduğu için bir de ödül diyorum ya şey işte. önemli tabii ki. Önemli olduğu için orada bir anda Yunus Emre'ye güvenemeyebilirler abi o psikoloji yani orada bir anda eyvah bu heyecanlar bizi yakar derler. Furkana niye güveniyorlar? Kime? Yani Furkana güveniyorlar, Yunus Emre'ye niye güvenmiyorlar o zaman sizce? Furkana şöyle. Şimdi Furkan'ı daha e, sakin olarak görüyorlar. Yani Yunus Emre panik yapar diye korkuyorlar abi. E çünkü heyecanlı bir Ama çocuk. Ama siz şu anda çok onlar adına düşünüyorsunuz ya Yunus abi, abi. Yani şimdi mesela Furkan Kızılay bana. finale çıkabiliyor ama Yunus Emre kardeşimiz çıkamıyor mu yani? şey ay ya çıkar Yunus Emre niye çıkmasın? Yani Furkan yani fırkanda o... olan Yunus Emre'de olmayan ne var? Hayır, onu Anlamadım. sezon hiçbir şey, hiç bir şey onu yok. Onu so Abi söylüyorum şey zaman... yani panik yapabilir diye korkuyorum. Abi şu anda panik yapabilir dediğimiz adam e, en başarılı erkek yarışmacı şu anda ya. Bütün adadaki. Yani şu anda en çok hani belki çıksa adam bir daha kazanacak yani hani bence adamı sildiler yok ettiler hemen bunun ardından o görüntüyü de verelim. Şimdi burada. Furkan'la Ogeday çıkıyor sevgili izleyenlerimiz. Furkan özgürü yeniyor. Ogeday da Turabi'ye kaybediyor. Yani durum 7-7 oluyor bu sefer. Bu sefer iş en iyiler bayrak yarışına dönüyor. En iyiler bayrak yarışında çok daha ilginç bir olayla karşılaşıyoruz. Furkan zaten çıkmıştı. Furkan tekrar çıkıyor ve gerilerden gelen bir isim var. Bugün çok konuştuğumuz Hakan Hatipoğlu ben bu yarışta olmalıyım. Kendimi çok iyi hissediyorum diye e, yine takım için ciddi bir fedakarlık yaparak kendini ön plana atıyor. Bir izleyelim bakalım. Nasıl buluyorsunuz Murat abicim Hakan'ın bu çıkışını? Ya bu Hakan Atiboğlu var ya hı hı. bu gece benim gönlümde taht kurdu. Böyle bir vefakar, hı. cefakar böyle bir adam son yıllarda Survivor'a gelmedi. Ya o adam bak diyor ki ben diyor adamın içinden geliyor o anda arkadaşlarına yardım ne diyor biliyor musun? Benim de bir katkım olsun diyor. Benim de size bir katkım olsun diyor. O anda bir katkı yaratmak istiyor ve kendine güveniyor ve dediğini de yaptı. Önde geldi yani başardı. Yani dediğini yaptı hakkını verdi. He, Hakan Geriden başladı onun Efendim? onunla yarışa çıkan kişi zaten geriden başladı. Onlardan bir önceki koşudan kaynaklı Hakan daha önde geldi. Tamam da geldi işte adam dediğini yaptı yani. Yok Murat abi dediği de öyle değil yani. Dediği karşı takıma 10 koymaktı ya. O bir koşarsa ben 10 koyacağım. Şimdi burada ama en azından hani şeyler konuşsun. Tamam da bu yok adam da Bolt de. Değil, de. değil ya Useme. Bolt Hayır, değil bu adam da yani Zaten şey 800 yapmıyorum. bin gram şeye fark atacak hali yok. Murat abi vallahi senin yüzünden şimdi yanlış anlaşılacağım ama hani sadece şuna tahammül edemiyorum ben mesela. Sen Hatip vefakar değil. ve bu bu kadar vefakar <gülüyor> olmasını <gülüyor> Vefası... niye bir türlü Masaya yatıramıyorsun Anzat Ben sıram gelince yorum yapayım en iyisi böyle olmayacak çünkü. Yok yok yap yap ben bir şey demedim. Şöyle dediğini yapmadı yani dediği şuydu onlar e, kaç koşarsa ben onun on katı koşacağım Heh. dedi. Şimdi öyle yapmadı zaten onların e, bayraktı ya bu onların önünden gidenlerde sıra şaştı yani. Hakan zaten daha önce çıktı Ersin'den ki Ersin bence çıktığı noktaya göre farkı azalttı kapatmadı ama azalttı. Ee, ...ve Hakan dediğini yapamamış oldu böylelikle. Hakan'ın dediği Ersin'den çok daha hızlı koşuyor olmaktı aslında. Yani farkı azaltmak değil, farkı açarak gelmekti. Bu dediğini de yapmadı. Yapması beklenir miydi, yapmaması bir suç mudur? Asla değildir. Çünkü Hakan'dan bekleyeceğime yaş ve kondisyon ve atletizm açısından... Orada e, çok daha zımba gibi yarışmaya hazırlanmış. Atış veya yetenekten bahsetmiyorum. Hız olarak Hakan'dan daha hızlı gelecek iki yarışmacı vardı. Ama kimse vardı. de orada itiraz etmedi. Yani güvendiler Hakan'a. Bence işlerine Hakan. geldi. Güvenmediler işlerine geldi. Niye? Bu benim yorumum Niye bu olacak. Niye işlerine geldi? Ee, Hakan'ın bunu yani yapamayacağını biliyorlardı zaten. Evet. Bir yapamayacağını sonra. mı? Evet. Buyurun. Ben bu noktada mesela Hakan'ı eleştiririm. Hı -hı. Yani burada mesela e, Hakan'ın Bencilce düşündüğünü düşünüyorum. Mesela az önce Hakan'ı savundum. Bence oradaki önerisi gayet şeydi ama buradaki önerisi bencillik kokuyor. Neden? Şimdi burada final yarışı. Furkan da üçtüğü çatmış, Turabi'yi yenmiş. Furkan'a çok güvendiği için Furkan'ın kazanacağını hissediyor. Bir de Furkan ekstra hızlı ya. Onunla çıkan adam ne kazanacak? Yani Furkanla çıkan adam finale çıkan adam ne kazanacak? Bir, Bonus puan kazanacak. Bir galibiyet, bir koşacak. Galibi gelecek, Furkan yenecek ve oradaki galibiyetten yüzde kazanacak. Hı -hı. Puan kazanacak. İki, çok önemli bir yarışta bayrakta orada bulunmuş olacak ve katkıda sağlamış olacak. Ondan sonra bunların hepsini dedi ki ben bundan nemalanmalıyım. Burada bencilce bir düşünce. Şimdi Hakan'dan önce oraya çıkması gerekenler. Bir, Ogeday. Bir kere hızlı, parkuru öğrenmiş, üç kere yarışmış. Ne olursa olsun Ogeday. Ogeday'ı yazmadın mı? İki Poyraz'ı yazarsın. Gayet hızlı. Bu parkurda eser. Poyraz'la mı geçtin? İkide iki yapmış Yunus Emre var. Yunus Emre'yi koyarsın da oraya. Yani Hakan'a sıra gelene kadar bir sürü adam var. Ama Hakan ben yarışacağım. Ben yarışacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ben Burada bencilce bir düşünce. Burada Hakan o şeyde görüntüye çıkmak istedi. Bunu yapacak. Bunu çok yapacak bence. Ben mesela az önceki Hakan'ı ne kadar koruduysam burada da eleştiriyorum. Murat abicim sizin fedakar dediğiniz Hakan Atipoğlu'nda insan bencil dedi. Ne diyorsunuz? Ya şimdi tabii ki e, izlediğimiz şeylere göre değerlendiriyoruz. Mesela ben dün akşamki programda Hakan Atiboğlu'na bayağı eleştirdim. Değil mi? Eleştirdim çünkü işte e, şudur yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı. Şimdi dün akşamki Hakan Atiboğlu yaptıklarına göre değerlendiriyoruz ama ben şimdi bu akşam baktığım zaman benim Hakan Atiboğlu'nun ben yanlış bir şeyini göremiyorum. Göremediğim için de kendi şahsi fikrim her yaptığı harekette bir şimdi mesela bak bu şey olayında tek bir şey söyleyeceğim Buyur şu kardeş. konuyla ilgili Murat abiciğim. Konu gelmişken artık evet. yani Demir Tavında da ben burada bir kere Yunus Emre kardeşime çok üzülüyorum. Onu net biçimde söyleyeyim. Hakkının yendiğini görüyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Birçok yarışmacı orada şov peşindeyken bak bu adam geldiğinden beri hiçbir şey sesini çıkartmadı. Tamamen parkuruna konsantre. Gerçek Survivor All Star 2024'ün hakkını vermeye çalışan yarışmacılardan bir tanesidir. Bakın şov yapanları görüyoruz. Ortada yoklar hiçbiri. Herkes LaFontaine'den masallar anlatıyor. Adam sahaya çıkıyor, kazanıyor. Sevgiliyse bu performans senesi değil mi? Evet. Biz performansa bakmayacak mıyız evet. bu sene? Biz elimize bir iki hafta sonra listeleri alıp konuşmaya başlamayacak mıyız? Evet. Daha net çıkacak ortaya. Burada kimin ne şov yaptığının aslında hiçbir önemi yok. Halk nezdinde de bir karşılığı olmayacak bir durum bu. Sahaya çıkacak herkes performansını ortaya koyacak değil mi? Bence Yunus Emre bunu şu anda başarıyor. Ve önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu durumdan Hakan da rahatsız. Poyraz da rahatsız. Ogeday da rahatsızdır. Çünkü çıkabilir. Öyle bir potansiyeli var. Ha, burada yaptıkları ikinci hatayı da söyleyeyim. Bak Yunus Emre'yi oyuna çıkarmıyorlar. Furkan en, en iyilerden önce oyuna çıkmış. En iyilerde oyuna çıkıyor. Bayrak'ta bir daha oyuna çıkıyor. Aramıza Furkan'ın bayıldığı görüntüleri çok kısa verebilir misin Caner? Adamın tansiyonu falan düşüyor. Adam bayılıyor. Ve bu arada çok iyi atış yapmasına rağmen bayılıyor. Çünkü artık e, insan sen de anlayacaksındır. Üç tane maçı üst üste çıkaramaz bir insan. Hele ki Furkan gibi bir yarışmayı çıkaramaz. Neden bu adam sporcu değil ya bu adam oyuncu zaten.